Herkese merhaba. Ben Pelin. Bugün farklı bir video ile karşınızdayım. Bugün sizlere kahvaltı tarifi vereceğim. Hem pratik, hem sağlıklı, hem de doyurucu tarifler olacak. Evde kaldığımız süreç boyunca nasıl kahvaltılar yapsak diye her gün düşünüyoruz. Böylelikle size de fikir olmuş olur diye düşünüyorum. Şimdi bu üç tarifimi önce bir bahsedeyim ne olduklarını, sonra da tariflere geçelim. Birinci olarak tarifim yulaf ezmeli ve üzerine de işte evde bulunan meyvelerden oluşan güzel bir kahvaltı tabağı hazırlayacağım. İkinci olarak patatesli, yumurtalı güzel bir omlet tarifi vereceğim. Üçüncü olarak da avokadolu, yine aynı şekilde yumurtalı güzel bir tost tarifi vereceğim. Umarım sizler de beğenirsiniz. Eğer yaparsanız, eğer benimle de paylaşırsanız, ki sosyal medya hesaplarımı biliyorsunuz, bilmeyenler için de Instagram hesabımı videonun altına bırakacağım. Beni hala takip etmiyorsanız, abone olmadıysanız eğer, kanalıma da abone olup videomu da beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. Şimdi hemen tariflere geçelim. Evet, yulaf ezmeli kahvaltı tarifimiz için ihtiyacımız olan şey yulaf ezmesi tabii ki. Süt. Ben badem sütü kullanıyorum. Bazen de laktozsuz süt kullanıyorum. İstediğiniz sütü tercih edebilirsiniz. Fıstık ezmesi, bunu da kendim yapıyorum. Bu da bitmek üzere. Bunun tarifini de yine bir YouTube videomda sizlere vereceğim. Muz. Eğer bir kişilik hazırlayacaksanız bir tane muzun yarısını ezip sütle beraber pişirebilirsiniz. Diğer yarısını da üzerine süslemek için yapabilirsiniz. Ama ben bugün tarifini iki kişilik hazırlayacağım için iki tane muz yaptım. Ve bir de çilek ve yaban mersini süslemek için yine üzerine kullanacağız. Yine aynı şekilde Hindistan cevizi. O zaman hemen tarife geçelim. Bir kişi için 4 yemek kaşığı kadar yulaf ezmesi koyuyorum. Yulaf ezmesinin üzerine biraz geçecek kadar süt ilave ediyorum. İçine tarçın. Evet, dediğim gibi bir kişilik hazırlayacaksanız sadece yarısını ezip yulafın içine katabilirsiniz. Diğer yarısını da üzerine süslemek için kullanabilirsiniz. Ben şu an iki kişilik hazırladığım için bir tane muzu ezeceğim. Bunu da karışımın içine ilave ediyorum. Evet, böyle süt bayağı çekildi. Birazdan kapatacağım altını. Gördüğünüz gibi. Bu aşamadan sonra aslında üstüne istediğiniz, sizin zevkinize göre neyi seviyorsanız, hangi meyveyi ya da işte ceviz, badem ne seviyorsanız üzerine ekleme sizin tercihinize, zevkinize kalmış. Ben evde ne malzeme varsa onları kullanıyorum genelde. İşte bu sefer muz ve çilek kullanacağım. Efendim, sen de mi istiyorsun anneciğim? Tamam. Tamam. Çok acıktın öyle mi? Tamam anneciğim. Fıstığı ezmesi. Buna gerçekten bayılıyorum. Efendim? Ne oldu anneciğim? Evet, yaban mersini de ekleyelim. Ve inanılmaz bir doyurucu ve sağlıklı bir kahvaltı olmuş oldu. Yanına da kahveyle ya da işte ne seviyorsanız çay. Afiyet. Patatesleri rendeliyorum. Ben iki kişilik hazırlayacağım için siz orta boyundan biraz daha küçük bir patates kullanabilirsiniz. Evet, patatesleri rendeledik. Şimdi yumurtaları kıracağım içerisine. Kişi başı 2 yumurta. Ben 2 yumurta yiyorum. Tabii sizin tercihinize göre kaç tane yumurta yemek isterseniz o kadar kullanabilirsiniz.
Baharatlarımızı ekliyoruz. Zevkinize göre, istediğinize göre ekleyebilirsiniz. Biraz kimyon katıyorum ben. Karabiber. Tuz. Kırmızı biber. Dileyen içine lor peyniri de katabilir. Zevkinize göre çeşitlendirebilirsiniz. Biraz maydanoz doğrayacağım. Evet, maydanozu doğradım. Biraz da içerisine zeytinyağı katacağım. Ben tavaya katmıyorum. Ve son bir kez daha karıştırıyorum. Ve tavaya alıyorum. Şöyle üstünü patateslerin eşit yayılacak şekilde düzeltiyorum. Burada yapacağımız önemli iş şu. Kapağını kapatacağız ki patatesler rahatlıkla pişebilsin. Ve altını da biraz kızdıktan sonra kısacağım. Arada bir kontrol edebilirsiniz. Altı kısık olduğu için biraz geç pişecektir. Şöyle ben altının pişip pişmediğini biraz kontrol etmeyeceğim. Biraz daha var. Az daha kızarabilir. Yine kapağını kapatıp altı kısık bir şekilde biraz daha bekleyeceğiz. Biraz piştiğini gösteriyor. Altı da biraz kızarmış zaten. Şimdi dikkatli bir şekilde döndüreceğiz. İnşallah yapabilirim. Evet. Ve şimdi üzerine rendelediğimiz kaşarı dökeceğim. Kapağını kapatıp yine alt tarafında pişmesini bekleyeceğiz. Evet, kaşarlarımız da eridi. Şöyle altını da isterseniz kontrol edelim. Evet, altı da gayet güzel kızarmış. Patateslerimiz muhtemelen pişmiştir. Artık kapatıp servis yapabiliriz. Ve afiyet olsun. Evet, bugünkü son kahvaltı tarifimiz avokadolu yumurta yapacağım. Olgunlaşmış bir avokadoya ihtiyacımız var. Böyle birazcık dışı ilk başta marketlerde aldığınızda sert oluyor. Eğer öyle kullanırsanız eğer acı oluyor tadı. O yüzden biraz olgunlaşmasını bekliyoruz. Olgunlaşması için de diğer meyvelerinizin yanına koyarsanız olgunlaşması daha çabuk olur. Nasıl anlayacağız? Şöyle bastırdığınızda yumuşak olacak. Yani aslında biz meyve alırken hani sert meyve almayı severiz ama bunda tam tersi. Bunda yumuşamış olması lazım. Ve şöyle tam ortadan ikiye zaten çekirdeğinin olduğu yeri hissettiğinizde böyle tam tur şeklinde bıçakla dönüyoruz. Ve avokadoyu ikiye ayırıyoruz. Bu aşamada avokadonun çekirdeğini çıkarmak için şöyle yapıyoruz ve çekirdek çıkmış oldu. Ve bir kaşık yardımıyla avokadoyu çıkarabilirsiniz. Şuralar birazcık fazla olgunlaşmış. O yüzden avokadonun içerisine lor peyniri de kullanabilirsiniz. Ama ben süzme peynirini seviyorum. Böyle yarım bir süzme peynir. Tuz. Karabiber. Zeytinyağı. Ve dilerseniz birazcık da limon damlatabilirsiniz. Şimdi bunları ezerek çatal yardımıyla karıştıracağım. Gördüğünüz gibi avokado yumuşak olduğu için çok kolay bir şekilde ezilebiliyor.
ve karışımımızı elde ettik. Bunları ekmeğin üzerine sürüp yumurtaları yağda kızartacağız. Tavaya direkt kırmıyorum. Her zaman önce bir tabağın içerisine kırıp o şekilde tavaya atıyorum. Çünkü ne olur ne olmaz. Evet, tereyağında yumurtaları böyle pişiriyoruz. Bir tanesi daha da olsun. Evet, hazırladığımız avokadolu karışımı ekmeklerin üzerine yumurtalarımızı da inşallah servis yapabilirim. Evet, sizlerle 3 pratik, sağlıklı ve doyurucu kahvaltı tarifini paylaştım. Umarım beğenirsiniz. Videonun başında da söylediğim gibi eğer sizler de yaparsanız bana da gönderirseniz ben de çok mutlu olurum. Ya da farklı tarifleriniz varsa siz de videonun altına yorum bırakabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.